Hazreti Ömer'in adaleti hepinizin bildiği bir şey. Onun adaletini saatlerce konuşabiliriz. Bir kararname çıkarıyor. Kendisi halifeyken 3. yılda. Çıkardığı kararnamede ne yazıyor biliyor musunuz? Benim ailemden, Ömer'in oğullarından ya da Adi oğullarından, kendisi Adi oğullarına mensup biliyorsunuz. Birisi İslam coğrafyalarından bir yere bir ziyarete giderse, oranın valisi Ömer'in ailesindendir diyerek o adama Müslümanlara uyguladığı itibardan ve saygıdan daha fazlasını gösterirse ben o valiyi azlederim. Buyurun. Ya biz bunları ne anlamışız ne de dünyaya anlatabiliyoruz. Ben olacak ya imtihan, Amr İbni As Mısır'ın valisi, Hazreti Ömer'in iki oğlu Abdullah İbni Ömer, Abdurrahman İbni Ömer Mısır'a gitmişler. Amr İbni As da duymuş. Abdullah İbni Ömer'le de Amr İbni As çok yakın arkadaş. Şimdi içi içini yiyor. Diyor ki ya Ömer'in oğlu Abdullah ama benim arkadaşım ya. Ben gideyim ona bir hoş geldin diyeyim. Sonra diğer tarafta Ömer'i hatırlıyor. Ya diyor Ömer duyarsa vallahi beni azleder. Korkudan gidemiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah o selamın gölgesinde bizleri yaşatsın. İnşallah en sonda o selamın gölgesinde bizleri haşretsin. Darusselam olan cennette de bizleri buluştursun inşallah. Bir hasbihal, bir ders olarak değil, biraz kendi halimizi, ahvalimizi konuşmak için birkaç cümleyle sizinle böyle bir imkan verdiği için de Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Ben belki bilenleriniz biliyor, birkaç gün önce Umre'den döndüm. Dün akşam da dersim vardı, cumartesi dersinde. Orada da bir değerlendirme yaptım. O değerlendirmeyi orada yaptığım için burada aynısını söylemeyeceğim ama size başka birkaç şey söylemek istiyorum. Netice itibariyle bir ümmetin fertleriyiz ve ümmeti Muhammed dediğimiz, içerisinde bulunduğumuz için de iftihar ettiğimiz bu büyük ailenin her türlü derdiyle, sevinciyle, üzüntüsüyle, acısıyla biz de donanmak zorundayız. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizi bir bedene benzetiyor. Ümmeti Muhammed dediğimiz, yani aynı dinin mensubu olan insanlar bir beden gibidir. Bu bedenin bir uzvunda bir arıza olsa, bir acı olsa, bedenin nasıl ki hepsi bundan muzdarip olacaksa, öyle o şekilde etkilenecekse, biz de ümmeti Muhammed'in bir ferdi olarak eğer İslam coğrafyalarının farklı yerlerinde dertler, acılar varsa onların da acılarını, dertlerini paylaşmak durumundayız. Bu bize imani bir sorumluluk. Ancak şöyle bir derdimiz var bizim. Bazen uzaklarla çok ilgilenip yanı başımızdaki dertleri görmeme gibi, sorunları görmeme gibi yanlışları yaşıyoruz. Bazen de sadece bunu söz ile söylüyoruz. İşte birkaç şeyi söylüyoruz ama ondan başka da herhangi bir şeyi konuşmuyoruz. Bizim bir kere dertle dertlenebilmemiz için ümmeti Muhammed'i tanımamız lazım. Şu anda ümmeti Muhammed'in nüfusu, adedi 2 milyara yaklaşmış. Elhamdülillah. Dünyanın dörtte birini biz oluşturuyoruz. Bu iyi bir potansiyel aslında. Ama bunda ne kadar bir ağırlık oluşturabiliyoruz dünya müvazenesinde? Dünyada ne kadar ağırlığımız var? 2 milyara rağmen çekilen acılar, sıkıntılar niye halledilmiyor diye sorarsanız o da işin ayrı bir boyutu. Tanımak zorundayız ya. Nasıl tanıyacağız biz? Ya araştıracağız. Ya Allah imkan verirse gideceğiz o coğrafyalara, o coğrafyanın yaşayan insanlarıyla hemhal olacağız, buluşacağız. Bizatihi dertlerini onlardan dinleyeceğiz.
Bizim dertlerimiz var, kendi dertlerimizi onlara açacağız. Her neyse, buna bir yol bulmak durumundayız. Çoğumuz bu yolu İslam coğrafyalarını dolaşarak bulamayız. Ama bir yol var ki o da bizim için büyük bir imkandır. Hac ya da umre maksadıyla o kutsal topraklara gittiğinizde artık o günkü şartlarda belki 500 bin, belki 600 bin, belki 1 milyon insanla, eğer bu bir hacsa en az 3 milyon insanla aynı mekanı paylaşıyorsunuz. İşte o zaman o mekanda eğer sizin böyle bir derdiniz varsa, bu dertler çerçevesinde de oradaki ümmetin farklı yerlerinden gelen insanlarla hemhal oluyorsunuz. Sarılıyorsunuz, hasret gideriyorsunuz, tanışıyorsunuz. Bazen mesela dil bilmeye de gerek yok. Yanı başınıza oturuyor birisi. Eğer siz Arapça bilmiyorsanız, o Türkçe bilmiyorsa, o başka bir dil kullanıyorsa, siz onun dilini anlamıyorsanız bile sadece tanışmanın, hemhal olmanın sözle olmadığına da inanan bir ümmetin çocuklarıyız biz. Gözden göze de köprüler kurarız, gözden göze de bazı şeylerimizi söyleyebiliriz. Şimdi biz her seferinde gidip geldiğimizde bu manada bir gözlemleme imkanı bulabiliyoruz elhamdülillah. Ama ben farklı bir noktaya sizin dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Burada ümmetin bu kadar güzel genci bir araya gelmişken en azından bize de bazı mesajlar olsun diye de buna dikkat çekmek istiyorum. Ben şu anda gitmeden önce de gidip orada bazı şeylere de şahit olunca, döndükten sonra da ümmetin 5 alanda müthiş bir damar tıkanıklılığı yaşadığına inanıyorum. Damar tıkanıklılığı varsa eğer bir yerde, bünye sağlam hareket etmez. Mesela kalbe giden damarlardan bir tanesi tıkansa çarpıntı olur. Muhakkak yaşayanlarınız olmuştur ya da yanı başınızda yaşayanlara şahit olmuşsunuzdur. Adam bir müddet sonra ölürdü o damar tıkanıklığından. Onun açılması lazım. Oraya bir cerrahi müdahale lazım ki o damar açılsın. Açılmazsa eğer o bünye sağlıklı bir biçimde işlemez ve bir müddet sonra tıkanır gider. Şu anda bizim bir tek damarımız değil, 5 tane damarımız tıkalı. O damarlar tıkalı olduğu için de bakın bu kadar sayıya rağmen bir şey oluşturamıyoruz. Gözümüzün içine baka baka işte şu anda Doğu Türkistan'daki olanları görüyorsunuz. Gözümüzün içine baka baka ve hepimiz şahit ola ola artık biz bakın o kadar kanıksadık ki, o kadar alıştık ki haberleri dinlerken bile çoğumuzun kalbi bile ürpermiyor. Şu anda 1 milyon civarında Yemen'de açlık sınırında olan çocuk var ve biz bunların sadece haberlerini dinliyoruz. Aynı şey Suriye'de var, aynı şey Irak'ta var. Bu memlekette var. Yani biz bu memlekettekileri başlasa konuşmaya neler neler söyleriz şu anda. Bütün bunların hepsi bu yaşadığımız tıkanıklıktan kaynaklanıyor. Peki biz bu durumu iyi tespit eder de, en azından ben diyelim ki ümmeti Muhammed'in bir ferdiyim, bir genciyim. Benim ümmetimin böyle problemleri var. Şuna karar versem, arkadaş ben en azından bir fert olarak kendi bünyemde bunları kaldıracağım. Elimden geldiğince bunları ortadan kaldırması adına gayret içerisinde olacağım. Gücümün yettiği oranda da bu manada sıkıntı yaşayan insanlara da bir ufuk olsun, bir yol olsun diye bir şekilde onlara da katkı sağlayacağım dersem, ki demek zorundayım çünkü bu iman bana onu yükler, İnşallah halka halka bazı şeylerden kurtulmuş oluruz. Zaten öteden beri yaptığımız bir yanlış var, o yanlıştan da kendimizi kurtarmamız lazım. Hep birilerinden bir şey bekliyoruz. Birileri yapsın işte ben de arkasından yapayım, birileri yapsın zaten onun yapması başkalarını da etkileyecek, dolayısıyla ben de o başkaların içerisine dahil olurum. Böyle bir şey yok. Biz hepimiz yarın Allah'ın huzurunda birer birer hesap vereceğiz ve hiçbir zaman da biz ne yapalım ya Rabbi, bütün insanlar böyleydi, ümmeti Muhammed'in çoğu bu damar tıkanıklığını yaşıyordu, ben de bildim ama bir şey yapamadım ya da en azından yapma adına bir adım atamadım dersem, bu bahane beni kurtarmıyor. Kurtarmadığını
şu aziz kitaptan öğreniyorum. Kurtarmadığını Peygamber aleyhissalatü vesselamın beyanlarından öğreniyorum. Peki nedir o 5 tane tıkanan damarımız? Bizim en başta tıkanan damarımız tevhid damarı. O öyle bir damar ki aslında atar damar, ana damar o. O tıkandı mı gerisini konuşmaya da gerek yok. Hani bilindik bir hikaye anlatılır ya, bir fıkra. Çalışmayan bir topu kontrol için yüzbaşı geziyor işte askerlerin arasında. Niye çalışmıyor bu top? İşte diyor birkaç tane eksiği var. Say bakayım neyi var eksiği? Bir, barut yok. Ah tamam, ikiyi üçü saymana gerek yok. Barut yoksa diğerlerini yapsak ne olacak? Tevhid böyle bir şey zaten. En başta da biz bu tevhid noktasında bir damar tıkanıklığı yaşıyoruz. Adalet damarında bir tıkanıklık yaşıyoruz. Hem de inanılmaz düzeyde. Bu ümmetin şu anda en büyük problemi ne yazık ki bu. Merhamet noktasında bir damar tıkanıklığı yaşıyoruz ne yazık ki. Muhabbet noktasında bir damar tıkanıklığı yaşıyoruz ki imanın bir sorumluluğu bize ve bu noktada ne yazık ki elimizden geleni yapmıyoruz. Bir de mükellefiyet noktasında damar tıkanıklığı yaşıyoruz. Aklınızda kalsın diye bir daha söylüyorum. Tevhid, adalet, merhamet, muhabbet ve mükellefiyet. Bu 5 tane damar tıkanıklılığı bizde işte bu sıkıntıları oluşturuyor. Bakın tevhid noktası işin bidayeti zaten. En başta biz ondan sorguya çekileceğiz. Allah bize kayıtsız ve şartsız bir biçimde en ufak bir şirke bulaşmadan Allah'ın istediği gibi ona iman etmemizi istiyor bizden. E tamam, biz de Müslümanız, iman ediyoruz. Bunda ne var ki sen böyle bir meseleyi gündem ediyorsun diye sorabilirsiniz bana. Ama dönüp kendimize soralım. Gerçekten biz Allah'tan bekler gibi beklediğimiz bazı beşerler var mı? Tevhid deyince gidip Lat'ın, Uzza'nın, Menat'ın önünde secde edeceğiz ya da boyun bükecek halimiz yok. Onlar kaldı tarihte. Şimdiki Lat'lar, Uzza'lar, Menat'lar başka ama şu anda da biz aynı problemi yaşıyoruz. Allah'tan korkar gibi eğer başka şeylerden korkuyorsak tevhid zedelenmiş. Allah'tan umar gibi başka şeylerden umuyorsak eğer tevhid zedelenmiş. Sen Allah'ın Rezzak olduğuna inanıyorsun. Allah Rezzak, senin rızkını da takdir etmiş. Ama öyle bir rızık endişesi var ki sende, bir taraftan tembellik yapıyorsun, bir taraftan faturayı Allah'a kesiyorsun. Kendi rızkının peşinde olmama adına yaşadığın zafiyeti Allah'a mal ederek işin içinden çıkmaya çalışıyorsun. Sonra da diyorsun ki ben tevhid ehliyim. Böyle bir tevhid ehli yok. Yaşın 20 olmuş, 25 olmuş, 30 olmuş neyse, kadere inanmış bir insansın. Kader planında da Allah seni birine, birinde sana yazmıştır. Evlilik adına bir şeyler yapman gerekecek helal dairede. Ama bak onu farklı alanlara çekiyorsun. Bu manada attığın her adım aslında seni koparıyor tevhidden. Farkında değilsin sen. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyorsun. Hepimiz burada inşallah ehli salatız. Hepimiz günde en az 40 defa okuyoruz bu ayeti. Bu ayeti okuduğun zaman sahabenin uykusu kaçıyordu. Tir tir titriyordu. Ya ben bunu diyorum ama gerçekten yalnızca Allah'a ibadet edip yalnızca ondan mı yardım diliyorum noktasında bir muhasebe yapıyordu. E ben bunu dediğim halde bende eğer bu manada bir şeyler oluşmuyorsa, bir muhasebeye yol açmıyorsa, bu farklı bir biçimde bunlar benim dünyamda karşılık bulmuyorsa, hiç kimse kusura bakmasın, ben tevhid ehli değilim o zaman. Tam anlamıyla tevhidi anlamış değilim. Şu anda en başta bizim bu manadaki arızalarımızı gidermemiz lazım. Eğer bu kitap ya eyyühellezine amenu aminu diyorsa ve bu emir Kur'an'a girmiş bir emirse, ben bir defa la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedim, tamam bu ailenin adamıyım, daha ne, bundan sonrası nedir diye böyle bir şeyle işin içinden çıkamam. Mecburum her an attığım her adımın, söylediğim her sözün, söylemediğim her sözün, yaptığım işlerin ve yapmadıklarımın Allah'ın benden istediğine uyup uymadığı noktasında çok ciddi bir biçimde muhasebe yapmamdır.
Eğer ben bunu yaparsam o zaman ben gerçekten tevhid ehli olurum. Tevhid ehli olana biliyorsunuz muvahhid denir. O zaman ben gerçek manada muvahhidlerden olurum. Muvahhidlerden de olursam inşallah kurtulanlardan olurum. Gerisi kolay. Aslında biz burayı bir halletsek bu alanı, gerisi diğeri gelecek zaten. Şu anda orada yaşananlar biraz sonra söyleyeceğim diğer dört damarı da tıkıyor aslında. Ama bu alandaki en büyük problem, o kadar önemli bir problem olarak karşımızda duruyor ve o kadar artık biz alışa gelmiş bir mesele olarak anlıyoruz ki meseleyi, burada yapamadığımız bazı onarmalar da bizi kurtarmıyor. Ümmeti Muhammed'de de bu problem var. Siz bunu hacda, umrede, tavaf eden insanların içerisinde, sayda insanların içerisinde, eğer bir haçsa Arafat'ta bile görüyorsunuz. Adam ellerini açmış orada dua ediyor. Ettiği duaya biraz dikkat kesildiğiniz zaman şunu diyorsunuz: ya bir Müslüman böyle bir dua etmez. Bir Müslüman Allah'tan böyle şey istemez. Bir Müslüman Allah'tan böyle bir uslupla bir yakarışta bulunmaz. Bunları bilmiyorsa eğer, yapamıyorsa, tevhid noktasındaki acziyetten kaynaklanıyor. Dolayısıyla o en önemlisi ve onu ben en başa aldım. Gelelim ikincisine: adalet damarı tıkanmış ve şu anda adaletin salası okunmuş İslam coğrafyalarında. Adalet diye bir şey yok. Bizde adalet sadece koca koca binalar, üstünde de saray yazan binalar. Başka bir şey de kalmamış zaten. Sadece bizde değil, bütün İslam coğrafyalarında aynı problem var. Bugün bakın, İslam coğrafyalarının neresinde olursa olsun birinin başına bir iş geldiği zaman falanca İslam beldesine gideyim, hakkımı arayayım diye bir şey yok. O ehli küfre, garp dediğimiz, batı dediğimiz, hani küfür ehli deyip de alay ettiğimiz ya da hakaret ettiğimiz yerlerde insanlar hukuk aramak zorunda kaldılar İslam coğrafyalarında. O işin devlet boyutu. Ben daha da farklı bir boyuta getireyim mesela. Adalet dediğiniz şey sadece devletin ya da yargı alanında olan insanların sorumlu olduğu bir şey değil. Mesela ben bir hocayım, bana adalet lazım. Sen bir talebesin, sana adalet lazım. Sen bir babasın, sana adalet lazım. Sen bir annesin, sana adalet lazım. İşverensin, sana adalet lazım. Arkadaşsın, arkadaşınla bir hukukun var, sana adalet lazım. Adalet bir alana sıkıştırılacak bir şey değil ki. Ama adil olmayı, öyle bir yanlış algımız var ki bizim, o damar tıkanıklığından dolayı adil olmayı biz zelil olma olarak anlıyoruz. Benim adamımsa, benim yanımdaysa, bendense ve bana menfaati varsa adilim ben. Güya adil davranmaya çalışıyorum. Ancak adalet dediğiniz kavramın içini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doldururken bize bir hakikati öğretiyor. Adalet dediğiniz şey sadece sevdiklerinizi uygulayacağınız bir şey değil. Asıl adalet sevmediklerinizi uygulayacağınız bir şey. Babanızın katili bile olsa adaletten ayrı davranamazsınız. Bildiğiniz bir şeyi hatırlatayım size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'yı çok seviyordu, değil mi? Hem süt kardeşi, hem teyzesinin oğlu, hem amcası. Seyyid-i Şüheda, nasıl şehit olduğunu da Uhud'da en azından birçoğunuz okumuşsunuzdur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Hamza'nın parçalanmış bedeninin önüne geldiği zaman bir beşer, o da inanılmaz derecede üzüldü ve öyle bir öfkelendi ki Efendimiz orada bir cümle söyledi. Ey amcam dedi, şu gök kubbenin altında bütün müminler ve melekler şahit olsun ki sana bunu yapandan 70 kişiden bunun intikamını almadan durmayacağım. Bir beşer bir anda bunu söyledi. Ve o anda ayet indi, Nahl suresindeki ilgili ayet. Allah Resulüne dedi ki hayır, yapamazsın. Hamza'nın katili de olsa kısas bire birdir. Niye bire yetmiş? Hamza gibi bir dağ belki Seyyid-i Şüheda, ama sen ona bunu yapanı ancak cezalandırabilirsin. Onunla beraber 70 kişiyi cezalandıramazsın dedi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anında geri adım attı o acısına rağmen.
Bunları biz boşuna okumuyoruz ki. Bunları niye okuyoruz? Niye ayetler bunlarda bizim dikkatimizi çekiyor? Niye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunlara bize söylüyor? Bundan dolayı söylüyor. Ne olursa olsun mutlak manada Müslümanın işi adaletle alakalıdır. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yeryüzünün en önemli vicdan hareketi olan, ben ona öyle diyorum, bu son dönemlerde vicdanlarımız biraz zedelendiği için özellikle bu kavramı Müslümanlara ısrarla hatırlatmak istiyorum. En önemli vicdan hareketi olan hırful fudulu 60'lı yaşlarda değerlendirirken, biliyorsunuz Efendimiz hırful fudula 20 yaşlarında katıldı. 40 yıl sonra Medine'de o günleri değerlendirirken şu cümleyi kullandı. Ben cahiliyede Abdullah İbni Cud'an'ın evinde bir harekete katılmıştım. Hırful fudul, faziletliler birliği biliyorsunuz. Şimdi davet edilsem bir daha katılırım. Bu ne demek biliyor musunuz? Müslümanlar uyumayın ya. Aynısını yapın demek. Bunun anlamı bu. Allah Resulü bir daha davet edilsem bir daha katılırım diyordu. Bunun anlamı sakın ha bu faziletten mahrum kalmayın. O faziletler birliğinin anlaşma maddeleri var bizim kaynaklarımızda. En önemli kaynak anlaşma maddelerinden bir tanesi de şu. Kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana. Sorulur mu mazlumun dini? Sorulmaz. Mazlumun dini sorulmuyorsa eğer, meşrebi, mektebi, mezhebi asla sorulmaz. Yahudi bile olsa, mazlumsa, bir Müslümansan mazlumun yanında yer alacaksın. Bu kadar basit. Peki bu kadarsa eğer, bendense eğer, benim cemaatimdense ben o mazluma sahip çıkayım. Benim mezhebimdense ben o mazluma sahip çıkayım. Benim ırkımdansa ben o mazluma sahip çıkayım. Benden değilse canı cehenneme. Böyle bir mantık vallahi Müslüman mantığı değil, billahi Müslüman mantığı değil. Ve biz buradan çok kaybedeceğiz sınıf. O kadar biz buradan yarın Allah'ın önünde hesap verirken öyle kaybedeceğiz ki inşallah bir an önce aklımızı başımıza alırız da kaybedenlerden olmayız. Ama şu hali devam ettirirsek eğer biz bu noktada bizim biriktireceğimiz seyyiatlar Allah korusun yarın Allah'ın huzurunda hesap verdiğimizde ocağımızı batıracak. Onun için bizim kendimizi adalet meselesinde çok iyi yeniden inşa etmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu manada nasıl adil davrandıysa aynısını yapmam lazım. Allah Resulü'nün hassasiyeti, sahabenin hassasiyeti, benim de hassasiyetim olması lazım. Çok şey söylerim burada size de bir tek örnek vereyim size. Hazreti Ömer'in adaleti hepinizin bildiği bir şey. Onun adaletini saatlerce konuşabiliriz. Bir kararname çıkarıyor, kendisi halifeyken 3. yılda. Çıkardığı kararnamede ne yazıyor biliyor musunuz? Benim ailemden, Ömer'in oğullarından ya da Adi oğullarından, kendisi Adi oğullarına mensup biliyorsunuz. Birisi İslam coğrafyalarından bir yere bir ziyarete giderse, oranın valisi Ömer'in ailesindendir diyerek o adama Müslümanlara uyguladığı itibardan ve saygıdan daha fazlasını gösterirse ben o valiyi azlederim. Buyurun. Ya biz bunları ne anlamışız ne de dünyaya anlatabiliyoruz. Ben olacak ya imtihan, Amr İbni As Mısır'ın valisi, Hazreti Ömer'in iki oğlu Abdullah İbni Ömer, Abdurrahman İbni Ömer Mısır'a gitmişler. Amr İbni As da duymuş. Abdullah İbni Ömer'le de Amr İbni As çok yakın arkadaş. Şimdi içi içini yiyor. Diyor ki ya Ömer'in oğlu Abdullah ama benim arkadaşım ya. Ben gideyim ona bir hoş geldin diyeyim. Sonra diğer tarafta Ömer'i hatırlıyor. Ya diyor Ömer duyarsa vallahi beni azleder. Korkudan gidemiyor. Korkudan gidemiyor. Abdullah geliyor sıradan bir insan olarak Amr İbni As'ı ziyaret ediyor. Biz bunları kaybettiğimiz için bakın bugün İslam'ı insanlara anlatamıyoruz. İslam diyorsun, İslam'ın ahlakını diyorsun, ister istemez karşındaki muhatap diyor ki nerede kardeşim, nerede?
bana bir yaşanabilir bir örnek göster. Nerede diyor. Neredesine cevap veremiyoruz. Çünkü yok. Ahlak da gitmiş bizim dünyamızdan. Adalet de gitmiş bizim dünyamızdan. Tevhid de zedelenmiş bizim dünyamızdan. Bunlar olmadığı müddetçe de İslam'ı anlatabilmemiz, İslam'ı bu manada insanlara duyurabilmemiz mümkün değil. Daralan ve tıkanan damarlarımızdan ikincisi de adalet damarı. Üçüncüsü merhamet damarı. Merhametin olmadığı yerde öfke vardır. Nefret vardır. Paylaşma, bölüşme, infak, sadaka bunlar olmaz merhametin zedelendiği yerde. İslam ümmeti ümmeti merhumedir. Biz merhum deyince ölmüş birisi aklımıza gelir, öyle gelmesin. Merhume ümmet merhamet edilmiş ümmettir. Merhamete uğramış ümmettir. Bu ümmetin en temel ayırıcı vasfı budur. Bizim için bir tek kelime kullanılsa ümmeti Muhammed eşittir merhamet ümmetidir diye yazılır. Çünkü bizim adımız bu. Peki var mı bu merhamet şu anda içimizde? Mesela biz dışımızdaki insanlara, hadi diyelim ki burada ehli imanız, biz birbirimizi tanıyoruz. Şurada bir günahkar görsek, içki içmiş affedersiniz, sarhoş olmuş, sallana sallana yürüyor. Merhameti anlasak biz o adama acıyarak bakarız. Adam içmiş, kötü bir halde, vur bir tekmeyi de sen demeyiz, diyemeyiz. Çünkü inandığımız din bize bunu dedirtmiyor. Ben size bunun da bir örneğini vereyim. Tebuk'tan dönüyor İslam askerleri. Allah aşkına dikkat edin. Bazen insanın beyni duruyor. Tebuk'tan dönüyor. Bir yerde konaklamışlar. İsmi mevzu bahis değil. Bir sahabe efendimiz de içmiş. Kafa da bulanmış. Sarhoş halde Allah Resulüne doğru geliyor. Sahabe görünce onu, ya böyle olur mu deyip hemen koşuyorlar. Neredeyse o İçki içen sahabe efendimize başka şeyler yapacaklar. Allah Resulü diyor ki alın kardeşinizin koluna girin ve onu çadırına götürün. Ve tek bir kelime de etmeyin. Uyansın ondan sonra. Götürüyorlar bu şekliyle. Şimdi bunu uyandığı zaman bir insan öğrenince nasıl bir hale girer? O sahabe efendimiz de öyle. Ona bir içki haddi uygulanmıştır. Netice itibariyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu uyarmıştır da, ama o an o günaha düştüğü anda yapılan bu. Ebu Derda Şam'da gezerken birilerinin 3-5 tane insanın birini aralarına alıp hakaret ettiklerine şahit oluyor. Hemen varıyor oraya, diyor ki ne yapıyorsunuz bu adama? Diyorlar ki ey Resulullah'ın sahabesi falanca işi işledi, kötü de bir iş yapmış. Biz de bundan dolayı ona hakaret ediyoruz, ona kızıyoruz. Ya diyor bir kardeşiniz bir çukura düşse, siz çukura düşmüş olan bir kardeşinizin üzerine diri diri toprak atıp öldürecek misiniz? Bir el atın o adamı çukurdan çıkarın ya, bir el atın. Ve ona merhametle yaklaşın ki o kendisini o günahtan kurtarsın. Bütün bunları niye anlatırız biz? O merhamet toplumu olma özelliğini yeniden kazanmak için. Ama bakın hayatımızdan o kadar çekmiş gitmiş ki merhamet, birbirimize şefkat nazarıyla bakamıyoruz. Bir bakışımız var birine, ilk bakışımızda doğrularını ve güzelliklerini görüp yanlışlarına güzel bir üslupla müdahale edeceğimize, adamın 10 doğrusu var, bir yanlışı var. O 10 doğruyu hiç görmüyoruz. Bir yanlışı onun yüzüne vuruyoruz. Bu Müslüman ahlakı değil işte. Biz hiçbir zaman hiç kimsenin gözünün üstündeki çapaktan dolayı gözünü feda etmeyiz. Çapağı da kabul etmeyiz. Müslümanca o çapağı temizlemeye çalışırız. Çünkü öğrendiğimiz, mensup olduğumuz din bize böyle bir şey yüklüyor. O merhamet olmadığı müddetçe de bizim insanlığa vereceğimiz bir şey yok. Öfke toplumu olanlar asla tevhid toplumu olamazlar. Çünkü tevhid dediğiniz şey Allah'ı birlemek. O birlemeyi o insanın yapabilmesi için anaca bir şefkat lazım. Biliyorsunuz ümmetle imam ikisinin de kökü ümdür. Anadır, anadan gelir hepsi. O anaca şefkati göstermedikten sonra ne bu ümmete adam kazanabilirsin
ne de sen bu ümmetin bir ferdi olabilirsin. İmam dediğiniz adamın aslında kelimesinin karşılığı ana yürekli adam demektir zaten. Yüreği böyle bir anaca şefkatle dolmamış bir insanın topluma önderlik yapması, imamlık yapması, hocalık yapması mümkün mü? O böyle bir yürek olması lazım ki ancak onu yapabilsin. Dolayısıyla bütün bunlar o merhamet adına bize bir şey söylüyor. Onu da anlayıp o damarı açmasak eğer orada da yaşayacağız yaşayacaklarımızı. Dördüncüsü muhabbet. O alanlardan bir tanesi ki sevgisizlik yine aynı şekilde en büyük problemimiz. Birbirimizi Allah için sevme gibi bir sorumluluğumuz var. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok önemli de bir hedef koyuyor. Öyle insanlar vardır ki diyor cennette, onların bulundukları konumlar peygamberleri, şehitleri, sadıkları kendilerine imrendirecekler. Nurdan minberler üzerine oturacaklar onlar ve onlara baktıkları zaman insanlar imrenecek. Bir anda sahabe soruyor, ya Resulallah, kim ki onlar bu kadar imrenmeyi hak edecekler? Onlar Allah için sevenler, Allah için buğz edenler. Sevdiklerimizi şöyle bir kontrol edelim. Gerçekten mesela ben şimdi kürsüden bunun konuşmasını çok rahat yaparım. Ama ben yarın nefsimle baş başa kaldığım zaman bunun muhasebesini daha farklı yaparım. Siz de aynısını yapın. Sevdiklerimi şöyle bir kontrol edeyim. Gerçekten ben yanımdaki, yöremdeki, dost gördüğüm, arkadaş gördüğüm, yoldaş gördüğüm insanların çoğunu Allah için mi seviyorum? Yoksa başka bir şey mi var orada? Ona ihtiyacım vardı, onun için mi seviyorum? Çok rahat bunun kontrolünü yapmak. Üç çeşit sevgi var. Eğer siz kendi sevgilerinizle kontrol ederseniz bunu bilirsiniz. Bir çünkü sevgisi var. Bir eğer sevgisi var. Bir de rağmen sevgisi var. Çünkü sevgisi şu. Seni seviyorum çünkü. Çünkü ne? Sana ihtiyacım var. Seni seviyorum çünkü senin adamların var. Adamların da bana lazım. Seni seviyorum çünkü yarın bana lazım olabilirsin. Böyle bir sevgi Allah sevgisi değil işte. Arkasına bir çünkü ekledin mi o muhabbet değil zaten. Onun adı başka bir şey. O onun adına ne dersen de ama o sevgi Allah sevgisi değil. Eğer sevgisi de aynı. Seni seviyorum eğer sen de beni seversen. Yine bakıp bir menfaat ekledim. Seni severim ama sen de şöyle yaparsan. Eğer sen şöyle davranırsan ben de seni severim. Eğer 40 tane eğer eklersiniz yine olmadı. Ya rağmen ne? Sen beni sevmesen de ben seni severim. Sana rağmen seni severim. Diyebiliyor musun bunu? Diyorsak Allah için seviyoruz. Ben senden bir şey beklemiyorum. En ufak bir beklentim yok senden. Allah için seni seviyorum. Bunu dediğim anda o sevgiye varabiliyorum. Allah aşkına elimizi bir vicdanımıza koyup vicdanımızın sesini dinleyelim. Kaç tane insanı biz böyle seviyoruz? Kaç tane? Eğer o rağmen sevgisini doğru anlasak var ya, mesela diyelim ki bir hata gördük, bir yanlış yaptı bize, hatta ihanet etti, yine severiz. İhanetine rağmen severiz. Bir hata etti diye sildiğimiz insanlar var mı etrafımızda? Var. Peki böyle olsa silmeden o sevgiyi devam ettirebileceğimiz insanlar var mı? Olursa eğer işte bunun adıdır rağmen sevgisi ve budur aslında hubbulillah, Allah için sevgi bu. Eğer o olursa o sevginin bereketini göreceksiniz. O sevgi başka bir biçimde rahmete dönüşecek. Allah o sevgiyi hepimize nasip eylesin. Beşinci damar tıkanıklığı ise mükellefiyet. Ne demek mükellefiyet? Sorumluluklarımız. Her birimiz bu ailenin bir ferdiysek, ilmimiz ne kadar olursa olsun, konumumuz ne olursa olsun, yaşımız ne olursa olsun, cinsiyetimiz ne olursa olsun, şöyle bir sorumluluğumuz var arkadaşlar bizim. Bu aziz dini yaşayabilecek kadar öğrenmek, yaşamakta şu anda zafiyet yaşayanların da yaşamaları için vesile olmak. O halde ben bunu
sorumluluğumu kime atacağım mesela? Diyelim ki böyle bir mükellefiyeti konuştuğum zaman diyebilir miyim? Falanca işi hocalar yapsın, filancayı şu yapsın, ötekisini bu yapsın. Sen ne yapacaksın? Sen de onu bunu sadece eleştireceksin, tenkit edeceksin. Böyle bir şey yok. Hepimiz sorumluyuz, hepimiz. Her birimizin İslam'ı öğrenme gibi bir sorumluluğu var. İslam'ı yaşama gibi bir sorumluluğu var. Yaşamayanların da yaşamalarına vesile olma gibi bir sorumluluğumuz var. Bunun adı eğer Müslümana yapacaksak irşat, bunun adı eğer Müslüman olmayana yapacaksak tebliğ. Biz gerçi tebliği de şu anda Müslümanlara yapıyoruz da o da ayrı bir mesele. Ama tebliğ ve irşat adına sorumluluğumuz var bizim. Ne kadar olursa olsun var bizim. Adana'dasınız mesela. Namaz kılıyorsunuz elhamdülillah, bu büyük bir şey. İman ve imandan sonraki en büyük hakikat olan namaz. Etrafındaki namazsızlar seni eğer huzursuz etmiyorsa sen o namazın tam anlamıyla sorumluluğunu anlamamışsın. Çünkü yanındaki adam eğer imansızlıktan, salatsızlıktan, tesettürsüzlükten adım adım cehenneme doğru gidiyorsa sen onun için kendini sorumlu tutmak zorundasın ve bunun için de çırpınmak zorundasın. En azından bunun acısını ve ızdırabını yüreğinde çekmek zorundasın. Yapmazsan bunu Allah katında mesuliyetin var. Mükellefiyet bu. Öteden beri yaptığımız yanlış, söyledim de işin başında, hep birilerine havale ediyoruz. Şu onu o yapsın, ötekini bu yapsın. Tamam da ben ne yapacağım? Ben kendimi işin eksenine koyup kendimi sorumlu hissetmesem, bu manada sorumluluğumu üzerime alıp yapmazsam Allah katında benim hesabımı verebileceğim hiçbir bahanem olamaz. O halde yapmamız gereken şey mükellefiyetlerimizi çok iyi bir biçimde öğrenmek, kendimizi de bu işin sorumlusu sayarak elimizden geldiğince bu aziz dini yaşama ve yaşatma noktasında gayret içerisinde olmaktır. Allah o 5 tane damar tıkanıklığından da bizleri kurtarsın. Tevhid noktasında yaşadığımız sıkıntıları, akide noktasında yaşadığımız sıkıntıları, inanç noktasında yaşadığımız sıkıntıları Cenab-ı Hak bir an önce gidersin ve bizi selim ve sahih bir akidenin mensupları kılsın. Adalet noktasında yaşadığımız zafiyetleri gidersin ve bizi adil dinin adil mensupları kılsın. Hiçbir zamanda bizi adaletten ayırmasın. Pahası, bedeli ne olursa olsun Allah bizi her zaman adaletin temsilcilerinden kılsın. Her daim bizi merhametin içerisinde kılsın. Asla bizi o merhametten, o şefkat çizgisinden, o ümmeti merhumeden olmanın en ayırıcı vasfı olan merhametten geri bırakmasın. Sevgisizlikten, muhabbetsizlikten bizi korusun. İçimizdeki o sevgiyi yaysın, birbirini Allah için sevenlerimizin sayısını çoğalsın ve hepimizin mükellefiyet adına da o sorumluluk çizgisini anlayanlardan eylesin de en azından Rabbimize vereceğimiz hesabı Cenab-ı Hak kolaylaştırsın. Rabbim hepimizi bunları anlayanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.